Evlilik modasının bağımsız haber portalı olan ve 21 yıldır yayın hayatını sürdüren gelindergisi.net Haziran sayısı kapak çekimlerini Kapadokya'da gerçekleştirdi. Avrupa'da Münih, Düsseldorf ve Paris'ten sonra 4. mağazasını Haziran ayında İstanbul Nişantaşı'nda açmaya hazırlanan Sima Couture gelinlik, after party ve gece elbiselerinden oluşan yeni koleksiyonunu Türkiye'deki moda severlerin beğenisine sunacak. Avrupa'nın önce gelen moda evlerinden Sima Couture'ın tasarımlarını kullanacağı kapak çekimlerinde Türkiye'nin çok yakında tüm dünyada gösterime girecek tanıtım filminin de yüzü olan Ukraynalı model Inna Kolya'da modellik yaptı. Bugüne kadar sürdürdüğü gönüllü turizm elçiliğiyle öne çıkan Silva Erkoç, kapak çekimlerinde doğal ve mistik güzelliğiyle dünyada işi bulunmayan Kapadokya'nın Avrupa'daki tanıtımına da katkıda bulunmayı hedefliyor. Öncelikle Kapadokya bölgesine hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Silva Erkoç adım. 44 yaşındayım. Almanya'da yaşıyorum, çalışıyorum. Gelinlikçiyim. Daha doğrusu işte tasarım, gelinlik tasarımıyla uğraşıyorum. 10 yıldır yaklaşık bu işi yapıyorum. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde mağazalarımız bulunuyor. Ve önümüzdeki ay İstanbul'da da bir şubemizi açacağız. Ve bundan dolayı da zaten bir ön çalışma olarak ülkemizde bir çekim yapalım dedik ve yani gerçekten bir doğa harikası, dünya harikası olay bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Çünkü ben ilk kez geliyorum. Daha önce sadece magazinlerden, televizyonlardan takip ettiğim bir şeydi. Ama çok beğendim, evet. Büyülendim. Ülkemizde Kapadokya'yı tercih etmenizin sebebi nedir? Aslında ya bizim için gerçekten hani mistik bir platform olması, lokasyon olması çok çok değerliydi. Ve tarihi bir yer istedik. Biz daha önce Türkiye'de çekimler yaptık, saraylarda yaptık mesela çekimleri ama şu anda gerçekten hani çok doğru bir adım attığımızı düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki çekimlerimizde mutlaka tarihi yerlerimiz olacak. Ülkemizi de gerçekten hani böyle ön plana, Avrupa'da da ön plana çıkarabileceğimiz lokasyonlar seçmeyi düşünüyoruz. Evet. Peki Kapadokya bölgesini nasıl buldunuz? Gerçekten büyülendim yani. Ve ben dünyanın birçok ülkesine gittim, birçok yerini gezdim. Gerçekten de hani böyle bir yere şu ana kadar neden gelmediğimi ben de anlamıyorum. Ama işte kısmet bugüneymiş. Bu şekilde geldik ama dehşet güzel bir yer.